Temsilcimiz BBL Esports savunmada olacak. Açılmayı tercih ediyoruz. İlk kill Medo'dan geldi. Takas alınamadı maalesef. Medo'nun 18 canı var. MDL Erkeş bu kuleyi rancı açıklı nüke geldi. Koşa koşa MDL'i yakalıyor maalesef. B tarafında aksıyoruz. Burada Pora bir duvar kullanmıştı. Yine hala iki oyuncumuzun burada olduğunu belirtelim. Pora'yı görebildiler. O yüzden birazcık daha temkinli oynamaya çalışacak Pora. Gülşınır Şerif'le buradayken. Eğer bir şeyler çıkaramazsak bu round oldukça zor bir halde. Yine G2 ekibi toplu halde piklemeyi tercih edecek gibi. Gülşınır'ı geri çıkardı. Gülşınır! Yine güzel başladı Gülşınır. Bu üçüncü kill ve ardından 2v2'de Medo canı az olan oyuncu. Nuki ile oynayacak. Gülşınır'ın 50 canı var ama bir mermisi çok düştü. Gülşınır'ın yine piklemek istiyor Gülşınır. Ah. Medo'yu fark etti. Tabii bu açı zor bir açı. Dikkatli oynayacağız. Spike kurulacak ve 2v2'de retake oynamaya çalışacağız. Medo'nun canı çok çok az. O yüzden Nuki'yi düşürmek bizim için önemli. Medo'nun bakıyorum bir alarm botu var. Herhangi bir sarmal bomba yok. Bizde bir keşif oku var. Keşif okuyla birlikte bu 2v2 retake'i gerçekleştirmeye çalışacağız. Nuki yakın tutuyor. Hazır mı Kürşınır buna? Turko ortalığı temizledi tamamen. Nuki'nin pozisyonu keşif okuyla birlikte ortaya çıkacak şimdi. Çok önemli bir düello var burada. Kürşınır. Turko Nuki'yi bulabilecek mi? Bulamadı. Evet. Kürşınır geliyordu orada. Tercih etti. Burada zıplama olmayacak. Piklemeyi tercih ediyor Kürşınır. Üzerine kalabalık gelecekler. Jetleşi Mixwell. Kürşınır yakaladığı takas var. Ardından aslanmaşılıyor maalesef. Kritik bir kill kaçırdı. Bonus oynadıklarını hatırlatmak lazım. MDLL penaltı alınacak. Saitin içerisinde geziyor. MDLL'den bir haberler. MDLL round'un kaderini değiştirebilecek hamleyi burada yapabilir mi? Mixwell şu anda hala smoke içerisinde. Elinde operatör var. Operatör var Mixwell attı. MDLL onu yakaladı 3v3. Artık tabii ki MDLL'in yeri belliyken drone'un vereceği info çok kritik olacak. Turko görebilecek mi? Medo'yu derken buldu. MDLL Medo'yu yakaladı 2v3 artık. Bu noktada kullanılan bir SAV var. Nuki pike doğru çıkıyor. MDLL onu izleyen oyuncu. Elinde Bulldog. Bir şok oku kullanacak. Nuki geriye doğru çekildi hala. Bu planti imha edebilmiş durumda değiliz Pora. Fake'lerini veriyor. 2v3. Yine Pora oturdu. Bunu engelleyebilecek konumda değil gibiler. Turko Avova'yı yakalıyor. Nuki'nin denemeleri boşa. Ve bu noktada ilk round'umuzu kazanıyoruz. Ekstra bir kill aldılar. Ama pozisyonu belli. Nuki'den gelen bir drone var. Aslan'ı hedef aldı. Tagleyemedi. Ama Aslan'ı gördü. Reyna ve Sova'nın burada olduğunu biliyorlar ama devamına dair bir fikir sahibi değiller. Fakat biz burada 3 kişilik bir savunmayı şimdiden oluşturduk. B'de çok pasif bir savunmamız var. Ağırlığı A'ya vermişken burada ilk kontağı sanki almamız gerekiyor. Burada başarılı olmamız gerekiyor. Tabii yine hem Reyna'nın hem Jet'in burada olması bizim adımıza kritik. Q'nun zıplamasını kullanır mı? Biraz tehlikeli olur kullanırsa içeri girmeye çalışan bir oyuncu var. Viper'ı fark etti. Harika bir kill. Şimdi Viper'ın yetenekleri düşecek. Q'nun yine plant almaya çalışıyorlar. Q'nun çok açıkta dikkatli olması lazım. Hala yaptı. Q'nun 9 canlı. Plant alındı bir fake var Q'nun'dan. 4v5 erken gelen bir fake ardından bir şok oku daha kullanılıyor. Aslan başına Aslan. Bir başka kill daha bulamadı. Hudi'nin ultisi var. Dikkat etmek lazım. Soluna döndü. Q'nun kill çıkartamadı. MDLL pozisyonunda doğru. Arasında artık Nuki'nin yeri belli ve tek başına Pauro doğru düşürüyor. Düşse de ikinci kilde MDLL'e çok güzel bir pozisyon pasladı. MDLL'e iki tane kill alıyor. Aynı zamanda dronlar karşılıklı olarak kullanıldı. MDLL ulti içerisinde sonuna kadar bekleyecek. Mixwell burada bir kill alırsa ultisi gelecek ama onun dışında o kill gelmeden yine tabancasıyla oynamak durumunda Mixwell. G2 burayı zorlamak istiyor. Ada oldukça kalabalığız. Ultinin yanı sıra ve Power of Ova'yı yakaladı. Nuki'den gelen bir aslan başı da o karşılığı var. Ve MDLL ultide bekliyorken A'yı hala güvenle savunuyoruz. Tabii ki sürekli halde ilk düşen oyuncunun Ova olması inanılmaz avantaj. Evet, şimdi oradaki silahı Mixwell'e vermek isteyecekler. Nuki Power'ı buldu ve Hudi de Ova'yı uyandırdı. Bir anda 5v3'e geldi durum. Bu da bizim adımıza tabii verilen ikinci kill ve kullanılan ulti ile birlikte artık yine MDLL'in üstüne doğru gitmeye çalışıyorlar. A'da hala iki kişiyiz. Üşünür'ü B'de tek bıraktık. Bu savunma iş yapabilir. Yine MDLL. Buraya yaklaşacak kalabalık bir oyuncu grubu söz konusu. MDLL. Yine ikinci oyunu fark edecek mi? Turko! İkinci çıkarmış MDLL bomba. Turko! Üçüncü kill'i bu. 1-3 pozisyon. Mixwell. Fake bir de shot'ta ama zaten neye yarar? İstediği kadar atsın Mixwell. Bu ulti içerisinde geziyorken MDLL onu yakalıyor. B tarafında şekilleniyor bir ulti. Mixwell tarafında mevcut. Fakat biz de B tarafında iki kişilik bir savunmaya sahibiz. Mixwell sarı arkasına geçti. Aslan hazır mı oraya?
Görüldü. Duvarın hemen arkasında silahın ucunu gördüm. Sağ klik attı, kaçırdı. Oo, aslan 4 kişiyle karşı karşıya kaldı ama o duvarın arkasında. Ve ilk skor G2 tarafında geliyor. Bir de tecrit kullanıldı. Aslan istediği gibi başlayamadı karşılaşmaya. Power'da ulti olsa bile bu kullanılabilecek bir ulti değil bu aşamada. Ve şimdi bir de sov ultisi geliyor. Hücum ekibi bu sov ultisiyle plantin alınmasını sağlamaya çalışacak. Aynı zamanda Viper ultisi site açıldı. Çok büyük bir yatırım G2 tarafında, kişi avantajının gelmesiyle birlikte. Bizim için arkadan gelen kimse yok bu aşamada. Ulti'yi zorlamak durumundayız. Kullanılan bir başka şok oku, atılan slowları görebiliyoruz. Burası iyice bir kaos alanı haline getirilmeye çalışılıyor G2 tarafından. Q-Shiner operatörle kimseyi göremeyecek. Yine yavaş yavaş yaklaşmaya çalışıyoruz. Ah. Denemelerimiz var. Yakın ama başarılı değil. Mixwell Power'ı da buldu. AMDLL dolaşacak. Sarı tarafında bir de perde açıldı. İçeride Mixwell'i çıkardığı ikiler var. Nuke AMDLL'i yakalıyor maalesef. Bu noktada round'u kaybedeceğiz ama silah koruyabilir miyiz? Ortayı kontrol ediyor belki. Ama garaj kontrolü çok rahat alınıyor. Yalnız ortadan 3 kişiyle açılan bir BBL var. A tarafında kimseyi görmediler. Şimdi arka tarafta bir tane taret var. Ve bu taret bütün bilgiyi rakibe verecek. Site boş. Site'de kimse yok. Ve çok akıllıca açıldığını rakibini tahmin ederek G2 tarafı tam ters tarafı kontrol altına aldı. Bu noktada Power'a, 4 tane oyuncu var orada. Power'un üstünde büyük bir baskı var. Power'a zorluyorlar. Power'a yakaladı. Kullanılan bir ulti. Türko kill çıkardı. Q-Shiner içeriye doğru hareketlenmeye başlıyor. Sarıda bir oyuncu var. Dışına attı. Mixwell kaçırdı. Bu killin gelmesiyle kişi avantajı bize geçiyor. Ve Avava şu anda nerede olduğu belli olan oyuncu. Burası kalabalık. Q-Shiner bir geldi. Bir geldi. Artık kalan tek isim Meadow. Ama bizden kimse buraya bakmıyor. Meadow'u bilmiyoruz. Q-Shiner'ı koruyamadık diğer belki ama. Bir drone kullanıldı. Q-Shiner bayağı agresif bir şekilde açılıyor oradan. Meadow'u görmedi mi? Şimdi gördü galiba. O yüzden direkt geri kaçtı. Peek gelecek mi emin değilim. Aslan Maşilov'u yukarıda. Aslan Maşilov Meadow'u düşürdü artık. A kontrolü tamamen, biz de B'ye doğru hareketleneceğiz. AMDLL kardan adam bölgesinde bu pozisyonu aldı. Kullanılan bir asistimiz var. Dikkat etmek zorundalar. Şimdi Mixwell'in son anda yakalandı. Türko güzel pozisyonda Mixwell bir anlık gafletle oyuncularımızı yakalayabilirdi ama burada 2 kişilik kişi avantajına sahibiz. Nuki biraz ekstra yapmaya çalışıyor. Yine biz 4 kişiyle artık neredeyse 5 kişiyle buradayız. Avava imdilili yakaladı. Nuki side'da geziyor. Türko onu fark etti. Türko'nun harika bir B savunması ve Power imdilili yakaladıktan sonra Q-Shiner da Avava'yı buldu. Kalan son isim, onun üstüne gideceğiz. Büyük problem yok ve açılışı yaptı. Duvar kullandı ortadan açılarak ve savunma tarafı buraya hızlıca 4 kişiyle geliyor şimdi. BBL bu planeti engelleyebilecekler mi? Satın alma biraz karışık. G2 tarafında bir yarım satın alma mevcut. Rifle olarak sadece bir iki Guardian var. Şimdi o duvar kırılacak. Mixwell'den bir açılış var yalnız. Plant gelmedi. Aslan'dan gelen skor var. Aslan 2 tane oldu. Meadow'dan gelen bir takas var. Durum 3v3 şu anda ve Spike yerde. Yo, Mixwell almış. Q-Shiner hala burada değil. Plant'ı almaya çalışmıyorlar ekstra olarak. Q-Shiner'daki operatörden çekindiklerine eminim. Bu aşamada Vova'nın yine perdesini muhakkak bekleyeceklerdir. O perde geliyor. AMDLL hareketlenmeye başladı duvarın arkasında. İlgili alması kolay olmadı. Vova ve Meadow'dan birer Guardian kill'i daha maalesef. Site'e doğru Power'a ve AMDLL'e ilerlemek isterken ikisi de yakalandılar. Ters açıda kaldılar ve fazla saate odaklandık sarı yerine. Q-Shiner 1'e 3 deneyecek ultisi var. İlk kill alabilirse eğer rakiplerine elindeki yeteneklerle birlikte bu round'u zorlaştırabilir. Clutch gelir mi? 3 oyuncu da aynı yerdeler ve 3 cross'un üstünde. Ve tecrit kullanıldı. Meadow tarafından bu tecritle birlikte site'in kontrolünü almaya çalışacaklar. Biz burada oldukça kalabalığız. Q-Shiner'dan gelen açılış skoru var. Orada yavaşlatma küresi var. Şu an hareketlenemiyor. Şimdi hareketleniyor. G2 hücumu. Ve kullanılan yeteneklerimiz var. Şok okları bırakılıyor. Nuki Plant'ı buraya almaya çalışacak. Acaba Wallbank'ler hiç yapar mı? Ova maalesef. Aslan'ı yakaladı Aslan. Peek'e gelirken AMDLL arkada fark ediliyor. Ulti de kullanıldı Ulti'den. Ulti Peek'e çıkacak. Çok zorlandı ama Mixwell'den bir destek geldi. 3v5 aldığımız entry'den sonra kişi avantajını iyice kaybettik. Q-Shiner'ı bir başka kill daha. Power'a site'den Nuki'nin cross'unu iyi dağıttı. Burada Ova Q-Shiner'ı yakalamış. 2v3'deyiz. Power'un canı az duvarı açtı Power'a. Ama maalesef kill alamıyoruz. Türko sona kadar isim bir clutch deneyecek. Türko site'in içerisindeyken solundaki oyuncuyu bilmiyor. En büyük dezavantajı bu Türko'nun 3 tane pick neredeyse. Şok oku geldi Nuki tarafından.
Hala Kuşner var. Aslan buraya yaklaşmadı. BBL iki kişiyle A savunmasında ikili takası aldı. Avova'da MDL'i düşürdü ve oradaki ikili sadece bir skor bulabilmiş oldu. 4'e 2 Viper ultisi de kullanıldı ve şimdi Spike kurulumu gerçekleşecek. Kolay bir tek değil bu. Yani Kuşner çok geride. Aslan burada kill bulabilir mi derken Mixer onu yakalıyor. Ve İlker'in son roundunu da artık G2 yavaş yavaş kazanmak üzere sanki, çünkü hem ulti var hem, gerçi ulti düştü ama yani 4 oyuncu var karşıda, bir tanesi de operatör. Şimdi bir kill gelebilir ki Kuşner'dan. Çok güzel bir kill ama öncesinde Nuki önemli bir hasar bıraktı. 7-5 olacak yavaş yavaş işte tabii, yani Kuşner'dan bir hücre görmezsek. O'dan skor geliyor. Yani ilk yarıda ciddi sayı avantajları girmeleri anlamına geliyor. Hoodie yalnız yakalanabilir burada Kuşner tarafından. Hoodie klasikle o düelloyu kazanıyor. Şimdi de Aslan Mashadov önderliğinde B'ye girmeye çalışacağız. Kullanılan bir tane drone var. Nuki gerilerde bu drone'u kırmaya çalışıyor. B'yi boş bırakmışlardı. RTK'ye bırakmışlardı. Yine Medo iki oyuncumuzun peak'inin farkında. Site'in diplerine doğru ilerlemeye çalışırken bu turret atıldı. Medo'ya yardım. Mixwell'den gelecek birazdan. Mixwell Aslan'ı yakaladı. Kill'e ihtiyacımız var. Acilen kill istiyoruz ama Mixwell Eindiel'i de buldu ve Baron'un canı az. Power'a bu noktada Türko ile birlikte oynamaya çalışacak. Bir de Sage duvarı açılıyor. Bu şok oku kill çıkartır mı? Hayır, maalesef round'u kazanamayacağız. Türko gibi duruyor. Türko iyi bir kill çıkardı şok okuyla. Sonrasında Nuki'ye bir headshot bıraktı. Şimdi Mixwell pozisyon değiştirdi o gelen Viper Smoke'u görünce. Kalabalık gidiyoruz yalnız. Bu Force işe yarayabilir. Site'deki oyuncuların silahları çok iyi değil ve Site'i kalabalıklaştırmaya çalışıyorlar. Aslan ilk kill almayı başardı. Kuşner'ı Site'in içerisinde kontrolü alıyoruz. Gelen şok oku var. Aslan ilerledi. Sova'yı da yakaladı. Avantajı elimize çevirebiliriz. Burada Medon'un hamlesi var. Maalesef destek veremedik Aslan'a. Takas ilk etapta gelmedi ama kişi avantajı hala bizde. Sage duvarı da atıldıktan sonra artık pozisyon avantajının da net olarak bizde olduğunu söyleyebilirim. Kuşner'ı biraz dikkatsiz gibiydi ama kill'i yine de kendisi çıkartıyor. Mixwell'e karşı 2 ve 4. İçeride fark edildi. Smoke da bu dikini çıkartıyor ve şimdi Power'a rakibini görecek. Power'a! Güzel bir kill. Round'ı neredeyse garantileyen kill. Power'dan gelmiş oldu. İyi hasarlar var. Udi üstünde aim diye herhalde. Yakında kimsenin olmadığını takım arkadaşlarına aktardı. Avova orada Smoke'un içerisinde tekleyemedi. Şimdi Aslan'dan gelen gözler var. İki oyuncu var orada yalnız. Aslan'da bir Spectre var. Medo'dan açılış geliyor. Aslan buradan bir şeyler çıkartabilirse önemli. Medo'nun canı çok değil. Orada operatörü gördü ve düşürdü ama Avova takas konusunda çok hızlı. Şimdi plant'i alacağız. Bir drone kullanılıyor. Burada tek gelmeden kırdık mı onu? Power Rock'ü şunları kaldıracak. Plant'i aldık. 4 ve 4. Önemli bir pozisyon. İlerleyemedi Medo. 70 canı var sadece. Kill çıkartabilecek miyiz? Destek gelmeye çalışıyor ama oyuncu fark edildi. Udi'den gelen iki tane kill var. Aim DLL. Burada fark edilecek. Son oyuncumuz Türko. Yeri belli mi? Plant'i imha etmeye çalışacaklar. Artık Türko'nun da yeri belli. Nuki cross'unu koydu. Türko bu kill'i çıkartırsa Udi'nin canı az. Ama maalesef Udi Türko'yu kill vermedi. Ve B tarafında Mixwell operatörle Nuki bu arada indirileri yakalamış, bu perde ortadan kalkacak. Yani Lurk'te Viper'ın olması B'de böyle bir zorluk getiriyor. Yalnız Kuşner'ı zannediyorum fark ettim. Mixwell kill'i kaçırdı. Önemli bir haber, deşini de almış olduk. Kuşner hala sarı üstünde. Onlar için büyük bir tehdit ama inmeyi tercih ediyor. Hoodie'den, Hoodie'den kritik bir kill. Paro yine site'de, o da fark edildi. İki oyuncumuz kaldı. Nuki Kuşner'ı yakalamış. Ve sonrasında kullanılan bir şok oku. Türko o da kill çıkartamıyor. Beklenilenden maalesef. O yüzden bu round çok kritik, mutlaka kazanılması gereken bir round. Mixwell buralar tarafına açıldı, orada bir Viper duvarı var. Kontrol ediyor ve drone'u kırmak ve çıkmak durumunda kıramadı. Kaldı ama drone'u da kıramadı. Kuşner ilerleyecek bu arada, yakında bir oyuncu var. Kuşner! Udi'yi yakaladı, bunun devamının gelmesi lazım. Mixwell'in operatörü kill çıkartamadı ama Medo kill bulmuş. Ardından Baron'un takası var. Yine Mixwell deneyecek. Yakaladayım geleni. Ulti ona ulaşmadı. Açılan duvar. Ay. Ve sonrasında Nuki ultiyle Paro'yu yakalıyor. Bu ulti killinden sonra avantaj onlarda. Kuşner'ın deşi yok. Burada drone'u kırabilmesi teklenmeden kritikti. Onlar şok oku var. Bir headshot. Ama Mixwell 3 canıyla ayakta. Yine arkadan gelecek bir Avova söz konusu. Bu arada Nuki Kuşner'ı yakalamış. Türko plant'i almadı. Kill almak zorunda bir eşit. O da bunun farkında. İlk kill almayı başardı. 3 can sadece Mixwell. Yine Avova arkadan geliyor ve Türko tabii ki bunu tahmin edecektir. Avova da en azından çıkışı tutmaya çalışacak bu esnada. O da mantıklı oynamaya çalışıyor. Üstüne giderse Türko'nun onu bekleyebileceği tabii ki gayet anlaşılabilir. Türko hamle yapmaya giderken pozisyonlarını tekrar agresif olarak
ön safhaya taşıyorlar ve Mixwell'in sarı civarında Viper'ı baitlemeye çalışacağını görebiliyorum. Drone'u kırmaya çalışacak ilk etapta. Bu drone'u kırdı. Dash'ini kullanmadı. Üstüne doğru yine güzel vuruş. Aslan'dan Kishpoku var kullanılan. Avova ikili aldı. Buradan kaçmaması lazım. Avova'nın takası lazım ama Udi destekte. Başarılı 3v3 ve açılan bu Viper ultisi sonrasında maalesef sadece yani bir kill almışken bu Viper ultisi pek işimize yaramadı açıkçası şimdilik. Evet, oraya girebilmek de çok kolay değil zaten. Üzerine Viper asit havuzları da geliyor. Hoodie'nin kuvvetli bir pozisyonu var. Ultisi de var. Yavaşlatma küresi geliyor ve sadece 20 saniye kaldı. Bu planti alabilmek çok kolay gözükmüyor şu an temsilcimiz için. Power'a planti almak için hemen şimdi duvarını kullanacak. 14 saniye kala ama o duvar çok çabuk kırılacak. Hoodie şanslı. Orada Türkiye'de Turko'dan gelen iki tane skor var. Spike'ı kurmayı başardık. Bu Turko için 1 ve 2'de bir ultisi oyun var ama anlamına ultisi gelebilir. Var ama. Evet, ultisi var. Ya kullanamayacak ve yakalanacak. Oo, yakalan. Yani o kadar şanssızlık ki, o kadar büyük şanssızlık ki maalesef Tecrit Turko'nun burada kill alması gerekiyordu her şeyden önce ve imhayı engelleyemiyoruz. 13-7 G2. Kilitlenecek gibi smoke'lar geldi. Bir tanesi mini bir smoke. Ama vent tarafına atılan, ikler tarafına atılan smoke. Oh, Mixwell'den iki tane skor ortada. Orada 3 kişilik bir savunma olduğundan söz etmiştik. Zaten Nuki'den bir katkı olmadan bunu Hoodie Mixwell ikilisi kolay gösterdi ve hemen ışınlanmasını da kullanan Mixwell Ivan tarafına gidiyor. Aslan'dan önemli bir skor var yalnız burada. Şimdi Nuki ile karşı karşıya geliyoruz. Aslan üzerine doğru koşuyor. Nuki hiç bu düelliyor. İstemedi. Tek B var. Bir tane B oyuncusu var şu anda. O da Avova. İmdiyelal atladı evinden takım arkadaşlarıyla birlikte. Şimdi Avova'nın nerede olduğunu öğrenmiş olduk. Böylece Aslan'dan bir skoru da geliyor. 3 ve 3'e geldi bir anda durum. Avova bir headshot gönderdi. Çıkacaklar. Şimdi Spike kuramadık. Kuramadık Spike'ı. MDLL tek başına. MDLL doğru doğru vurdu yalnız. Vakit yok. Vakit maalesef. Yok. Vakit maalesef. Yok ve Avova olay yerinden kaçacak. MDLL bir anda kazanılabilir bir duruma getirdi belki. Ona destek olarak rampa tarafına geçirdi BBL tarafı. Şimdi MDLL de geçiş yapıyor. Geride bıraktığımız bir isim var. O da Aslan. Yani Aslan burada yeteneklerini destekleyici olarak kullanabilir. Nuki bir flash atılı renk tesisiyle bombayı bırakıyor. Desteğinde Mixwell olacak ve Mixwell'e karşı pek dikkat göstermiyoruz. Aynı zamanda burada duvar var, çekme var, Viper perdesi var. O kadar fazla yetenek var ki işimiz çok zor çünkü bununla birlikte 3 tane de rakip var. Evan'da MDLL bir kill çıkarmış, daha fazlasına ihtiyaç duyacağız. Vura vura girmemiz gerekiyor. Hoodie Turko'yu yakaladı. Hoodie inisiyatif almaya çalışırken bu bizim ekmeğimize yağ sürebilir. Stun'dan etkilendiğini ki 2 ve 3 Q'şınlarında MDLL'in de yerini biliyorlar. Ve bu noktada çok zorlandı Medo. Çok zorlandı. Ama Q'şınların da canı çok azaldı. Evet burada Q'şınır, MDLL. Hemen bir takas var MDLL'den ama 14 can Spike yerde. Avo ve Nuki'nin önünde. Şimdi Nuki atlıyor orba almaya çalışırken. Bir şeyler aradı. Q'şınır ortada. Duvar arkasında MDLL başlıyor. Açılışı yapıyor. Udi üzerinde. Orada yalnız Q'şınır'ı beklemeyebilir. Nuki ve Aslan. Harika bir başlangıç. Buna ihtiyacımız vardı. Buna ihtiyacımız vardı. Çünkü bir yandan da tabii işkillenmemiz gereken, endişe etmemiz gereken bir Mixwell ultisinden bahsediyoruz. Ki bonusu da kaybettik. Fazla geride başladık. Herkes Avova'nın sağında. Avova burada sağdaki oyuncuyu biliyor. Yani birden fazla kill almaması önemliydi Avova'nın. Bunu sağladık Aslan Maşinov'dan. Bir başka kill daha round içerisinde. Mixwell şimdi köşeleri fark etti. Vuruşunu kaçırıyor. Mixwell umarım bu ultiyi boşa kullanmış olur. Evet, boşa kullanmış oldu. Aslan'dan gelen bir skor daha var. Aslan başladı. Diğer tarafı. Agresif Nuki, agresif Aslan Maşadov üst üste rampalarda. Aslan Maşadov Astra'yı aldı. Vurmaya da başlıyor. Spiritasında onun bu performansına ihtiyacımız olduğundan bahsetmiştik. Şimdi orta bölümde pick arıyorlar ama bize karşı bunları yapmaları bize avantaj sağlıyor. Bizim işimize geliyor. 3v5'te Udi'ye de bayağı bir hasar vermiş olduk. 63 canı var. A'ya gitmeye çalışacağız çünkü A'ya sızan bir Power'a söz konusu. Noktada geçmemiz gereken tek engel Medo olacak. MDL'nin yetenekleri de var. Ulti de kullanılıyor.
asist havuzunu kötü attı bu arada ulti etkisiyle ulti ama yani köşeleri güzel düşürdü. Yalan yani... yok. Ama takas var. Paura'yı burada bekleyecekler mi bu kadar derinde? Tabii ki beklemeyecekler ve Paura direkt içeri girmeye çalışacak Q-Shiller. Şimdi Satchel'ları kullandı. Sight'a atladı. Atılan bu smoke arkasında kalıyor. Sight'a giremedik tam anlamıyla. Şimdi girmeye çalışacağız. Q-Shiller biraz dikkatsiz Meadow. Kill aldıktan sonra ultiyi açacak mı? Açmayı tercih etmedi. Ve etrafta Raze var, Chamber var. Sight'a ilerliyoruz. Meadow bir kağıda üstüne gideceğiz. Paura'nın da canı az. Udi Turco'yu yakalamış. Dikkatli olmamız lazım. Evet, orada Paura'nın canı da çok değil. Imdiyeler de çok ciddi bir hasar almış. Aslan'dan ve Imdiyeler'den gelen skorlar var. Yalnız bu round yine de hala riskli. Hudi'nin canı çok az. Şimdi Hudi Aslan'ın yerini tespit etti. Bir can sadece. Avova onları çekiyor. Imdiyeler'i gördü. Bu hiç iyi olmadı. Spike smoke'un arkasında düştü Aslan için. Şimdi 50 saniye ve 1 ve 2 atılması gereken bir clutch var. Ve pozisyonu da ortaya çıktı. Net belli. O Şahin'le birlikte. Şimdi Aslan. Elinde sadece bir tane yıldızı var. Hudi'nin canı çok az. Bu round kesinlikle kazanılabilir nitelikte. Avova'ya giden bir tane yani. Phantom var. Unutmamak gerekiyor. Şimdi hareketleniyor ama arkasından gelen gibi oyunu yine A'ya doğru çevirdik. Mixwell ışınlanması olduğu için agresif bir pozisyon tutuyor şu anda. Görmedik. Yalnız Q-Shiller gözden kaçırdı ve bir oyuncuyu gördü ama Q-Shiller yine çok dikkatsiz. Ve hemen geriye doğru çekildi işaretlendikten sonra kamera tarafından. Mixwell bir kere daha istiyor ve çok da ciddi bir hasar bıraktı Paura'ya. 10 cana kadar düştü. 4 oyuncuyla birlikte rampadayız. Mixwell! Mixwell neler nereye yapıyor? Gidiyorlar? Nereye gidiyorlar? Gelin! Da gelin! Geldi. Sıkıntı yok! Bir anda gelin. 4 ve 2'ye geldi. Bu round çok avantajlıydı. Halbuki G2. Paura 11 can. Önce geç. Kendisi atlıyor takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamak için ama o çok iyi bir senaryo olmadı sanki. Nuki geçişi engellemeye çalışıyor. Ulti hiçbir işe yaramadı. Nuki bir tane bulabiliyor sadece. 1 ve 2'si var şu an Avova'nın oynaması gereken. Gördük geçişi galiba. Gördü. Biz de onu gördük. Avova çekmesini kullanacak. Gecikti birazcık. Bir pozisyon vermeyelim ona. Aslan, MDLL ikilisi. Şimdi Avova bir smoke. Geliyoruz. Geliyoruz üzerine. Avova! Dikkat! Avova nasıl? Dikkat! Nasıl? Nasıl astral formdaydı? Lazım. Yani round oldukça kritik. Q-Shiller'da bir ulti var. Kaplan erken kullanıldı yakında. Sky yakalamak üzereyiz ama flash'ı da kırdık. Fight'ı çok cesurca istemedik ve düştüğümüz yer burası bir çukur. Nuki kill geldi Turco'dan. Turco'dan gelen bu kill sonrasında 4 ve 4 Turco tekrar piklemek ister mi? Avova ince bir açıyı tutacak. Orası oldukça kalabalık. Nuki kill almış. Dikkat edelim. Avova yakın kalmaya çalışıyor. Verilen hasar var. Nuki bir canlı buradan kaçacak ve 3 ve 4 pozisyonda kişi avantajı onlarda kalırken biz Heaven tarafında Q-Shiner'la, özür diliyorum, Heaven tarafında MDL'lerle önde ilerliyoruz ve Avova'yı yakaladı. Geldi. Ama Mixwell buradan kaçabilir gibi duruyor. Hayır, yo, kaçamadı. Güzel, 2 ve 2. Kaçamadı. Şimdi Meadow, Nuki ikilisi hayatta. Aslan Maşadov'da bir yer gök ayna var. Şimdi Land alındı. Aslan kullanmak isteyecek mi? Evet. Yergök aynayı kullanıyor. Nuki'nin canı çok az, unutmamak lazım. Spike'ın üzerine doğru Meadow'dan gelen bir asit havuzu var. Paura Nuki'yi bulmayı başardı. Meadow 1 ve 2 clutch, bir tane daha vermeyelim. Aman, 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 aman. Sıçıllarla koşmaya çalışacak bir yere. Bu sefer Heaven'a doğru yöneliyoruz. Bumbot'u bıraktı. Susak orada alınmış çıktı. Oluyor. Vent'e doğru inmeye çalışacak Q-Shiner. Atılan bir Sky. Şunu ortaya doğru gördük. Tabii. Yani bundan sonra zaten Vent'i tamamen bırakmış durumdalar. Alınan pozisyonun çok bir önemi kalmadı. Özellikle Power'un artık bulunduğu konum bizim adımıza çok kritik olacak. Smoke açıldıktan sonra bir pick geliyor. Aslan düştü. Smoke oyuncumuz gitti. Hudi burada sıkıştı mı? Mixwell'in yardımı söz konusu ama üstüne de gitmiyoruz zaten Hudi'nin. Power'a kritik ama Meadow'u yakaladı artık 3 ve 5. Ve Turco'dan gelen tek sonrasında Köşner'i bir takas alıyor. Köşner'de ulti var. Ekstra çıkar mı? Çıkmalı. Artık çıkmalı. Çıkmalı. Bir tane de bizim lehimize iki oyuncu ipler tarafından geliyor. Mixwell, Udi ikilisi. Kafayı gördeyim diyeler. Bir tane buldu. İkincisini bekleyecek mi? Bir sarsma gönderiyor. Sersemletme gönderiyor. Oraya isabet etmedi. Sanırım Hudi'ye şu anda. Hudi'nin şu an bir flash yok. Aim diyeler. Avova'yı düşürdü. 1 ve 2 artık olmasın. Hudi tek başına. Q-Shiner'ın ultisi var. Q-Shiner'ın ultisi var. Hudi arkalamış olabilir Aim diyeleri şu anda. Q-Shiner da oraya bakmıyor. Şimdi Aim diyeler arkasını dönmedi. On vermi yeterli olacaktır buraya. Artık vermedik artık mükemmel.
Ve şimdi kullanılan Mistan yine Q-Shiner ultiyi açtı, ilerleyecek. Kill çıkartamadık bu esnada. Hasar da yok açıkçası pek fazla ama orta hakimiyetini sağlamaya çalışıyoruz. Viper ultisinde Q-Shiner ultiyi düşürdü. İçeriye doğru girecek miyiz? BD tek bir oyuncu var. O oyuncunun üstüne gitmeye çalışacağız Mixel. Rotasyonda destek sağlamaya çalışıyor. Kullanılan şok. Yine Q-Shiner'ın yetenekleri var. Mixwell'e karşı dikkat etmiyoruz. Bir tane kill aldı Mixwell. Bu noktada tabii ki 4v4 Mixwell bir pick daha almaya çalışacak mı? MDL'ler bıraktı buraya, site'e girmeye çalışıyoruz. Avova'yı fark edemedik hala. Avova ilk olarak Mixwell yine kontakta, aslan Avova'yı düşürmüş. Yine CT tarafında bir oyuncu Medo. Dikkat etmeliyiz Türko. Nuke'yi yakaladı. Mixwell'in nerede olduğunu biliyoruz. 2v2, başka 2v2 bize dönmeli artık. Bize dönmeli artık. Yalnız bir sersemletme geliyor orada. Ah, o tersemletme gelmeden Medo Turko'yu düşürdü. MDL 1v2 clutch. Bu sefer bizim olsun artık. Bu 1v2 clutch. Mixwell'in canı çok değil. Medo'yu bulduğu takdirde işler çok zor olmayabilir onun için. Şimdi MDL, Spike onun üzerinde, daha 35 saniyesi var. Bunu bekleyecekler mi? Ama Mixwell. Hala ama merdiven. Unutmayalım, bir Yergök Aynı ve bir nefes keseni mevcut G2 tarafının. Hiçbir şey görmedi Hoodie. Önemli bu. Bu sefer de tabii belirtelim, Nuki'de bir ulti var. O yüzden kalabalık olduğumuzu çok belli etmememiz lazım. Belki de Power Akil aldı. Nuki ultiyi açtığında burada kimse yok. Evet, güzel bir yok. Evet. Burada Power'a var. Boşa gitti. Evet. Boşa gitti. Power'a duyuyor sesleri. Beklemiyor. Mixwell. Avova yalnız site'e giremedik. Power Akil aldı. Avova sokmuyor bizi içeriye. Geçiş izni yok. Ve maalesef sonra gitti. Şimdi ortada botla Kaplan bir arada kullanıldı. Orada bir çekme geldi. Mixwell entry'yi bulan isim oldu. Bir çekme var. Duvar kullanıldı Turku tarafından. 5v4 sayı avantajı burada G2 tarafında. Heaven kontrolü tam olarak alınmış değil. Şimdi Turku bir ekstra yapmaya çalışıyor. Kör oldu ama Mixwell de kör. Ve oradan Turku çıkmaya başardı. Burada bir karmaşa var yalnız. Şans da birazcık artık onların yanında ama Mixwell aslanı buldu. Ya o fight o kadar uzamamalıydı. Maalesef uzadı ve Mixwell görmüyorken yine vurdu deliye bu arada. Vurdu. Mixwell small yine deliye vurdu ve vurdu. Evet, vurdu yani. Açıkçası tabanca roundu comeback'te olmazsa olmaz, çevirmemiz gerekiyor Turko. Önemli bir başlangıç. Bir kill daha alır mı? Viper'da MDL geldi, yardıma yakaladı. 3v3'te iki oyuncumuzun yeri belirliyor ki. Heaven altında Hoodie dolaşıyor. Bu Hoodie, çok Hoodie. Büyük bir dezavantaj. Turko da yakalandı. MDL de yakalandı. Bir de Hoodie döndü. Baro'yu buldu. Kontrol altına alındı. Kamera kırıldı. Şimdi bir orayı yavaşlatmak için bir şok patlaması geldi. Medo kendisini güvenliğe atıyor. Bir de üzerine sarsma geldi ama Mixwell yine açılışı yapan isim. Hücum tarafında gerçekten bir duelist gibi kullandı. Şu ana kadar Power'a çok önemli bir role sahip ama Mixwell yanıyor şu anda. Bizim maçı beklemiş biraz da Mixwell galiba. Ve Nuki roundu bitirmek için çok uygun bir pozisyonda. Nuki'nin elinde Spectre var. Phantom olsaydı muhtemelen çok daha rahat ayrılacaktı buradan. Ve Turko Mixwell'i yakaladı. Bir flash bir Turko. O rakibini de düşürmeyi başarıyor Nuki. Q-Shiner'ın canını bire kadar indirmişti. Turko bir can tazelemesi verecek Q-Shiner'a. Burada imkansıza benzer bir roundu 2v5'ten geri çevirmeye çalışıyoruz. Turko'nun aldığı iki kill sonrasında tabii özellikle Medo'nun pozisyonunda bir bilinmez ama Q-Shiner onu fark etti. Üstüne doğru gitmek zorundayız belki de. Hayır, Medo çıktı, fight kazandı zaten. Turko tek, güzel bir kill. Ekstrasını da bulur mu? Yine Medo'nun yeri belli. Nuki arkadan geliyordu. Burada özür diliyorum. Nuki geldi zaten çoktan. Burada tabii şu rifle'ımız var, bir shotgun B'ye girmeye çalışıyor. Bu aşamada G2 ekibi ve B-Side içerisinde hiçbir oyuncumuz yok. Bir Mixwell ultisi söz konusu. Onun dışında biz de Turko ultisine sahibiz ve Turko Haven pozisyonunda Nuki içeriye kadar ilerledi. Smoke içerisinde bekleyecek shotgun. Aslan Maşinov'da bu shotgun ama kill bulamadık maalesef yakın mesafede ve entry almış oldular. CT kontrolü onlarda. Turko Nuki'yi yakaladıktan sonra aslanı kaldırabilir. Eğer burada Mixwell'e geçebilirsek Mixwell rakibi burada geritebilecek miyiz? Çok zekice bir hareket yaptı Mixwell. Zannediyorum süslemeye çalışıyor bu oyununu. Bir de shotgun killeri, ulti kullanılacak, güçleri geri kaldırıyor. Şimdi atılan mevsa uzun. İki oyuncumuzun nerede olduğu onlar için net bir şekilde belli. Ki burada açılan smoke, kullanılan asiste uzu. Heaven'a çıkmak istedik. Çok fazla süreye katlamaya çalışacak. Güçleri altında bir oyuncu farkında değil. Medo 2 kill almayı başardı ve G2.